Yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada sanal bir para olacak. Ha bu sanal para oturtulduktan 25-30 yılda dünyayı sıfırlayacaklar. Peki hocam dünyayı sıfırlayacaklar dediniz. Bu siyasal ve finansal Armageddon dediniz bu mu oluyor? Evet. Oraya gidiyor. Çünkü şuradan bir bardak, bir yudum su alayım. Attığınız tweette Armageddon kelimesini kullanmışsınız. Bu aslında bir kıyamet sıfırlamak. Şunu söyleyeyim. Fatma teyzemi, Muharrem amcamı ve 85 milyon Müslüman Türk evladını korkutmak falan değil niyetim. Hazırlıklı olalım. Şimdi insanlık, Türk insanı neyle, bütün insanlık neyle yatıp kalkıyoruz? Teşhis, tedavi, aşı, sabah Covid-19, akşam koronavirüs. Başka bir şey düşünüyor muyuz? Yok. Maske işte ben de cebimde şimdi yayına, sizin de ağzınızdaydı, benim de yayına başlamadım. Olay şu. Sanal para için bir Lego din ve inanç. Sanal para Lego din ve inançla açacağım ileriki dakikalarda. Sentetik bir insan. Bu da nasıl? Hemen sentetik insanla söyleyeyim. Açık ifade edeyim. Hemen şuraya da notumu almıştım zaten. Dijital serum. Artık iş çamaşırlarımızdan ceketlerimize kadar bu telefonun internete bağlanma verici alıcısı biziz. Uydu. Elon Musk 42 bin top büyüklüğündeki uyduyu uyduları gökyüzüne boşuna mı gönderiyor? Hemen söyleyeyim. Mayıs ayında IMF'den pek çok ülke para istedi. IMF'nin çok kibar iki şartı vardı. Şimdi sevgili seyircilerimiz, dinleyenler soracaklardır elbette. IMF'den para isteyen Sahra Altı, Fas, Tunus, Cezayir o bölgedeki Sahra Altı ülkeleri derler. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Oradaki Arap Baharı da bir dini hareket falan değildi. Aç adamlar buğday fiyatı patladığı için orada isyanlar oldu. Kalırsa anlatırız. Şimdi Arap Baharı'nın da temeli aslında para ve ekonomi. Ya tabii. Demokrasi değil miydi? Hayır. Kimsenin umurunda falan değil demokrasi sevgili kardeşim. Dünyayı bir grup elit yönetiyor. Altında da bu elitlerin maşası, tetikçileri var. Onların altında siyasal yapılar var. Kendine uymayanları ötekileştiriyorlar. Dünyada bu. Onun için dünyada politik, yani demokrasi ve siyaset maalesef çok ciddi şekilde çürümüş vaziyette. İşte Sahra Altı ülkelerden 25'ine IMF para vereceğim size dedi. Ama çok basit iki şart koştu. Dedi ki bir, köylerinize elektrik getireceksiniz. Elektrik olmayan her yere elektrik getireceksiniz. O elektriği de bizim göstereceğimiz şirkete. Yani IMF bu cepten alacak, yandaki şirketin cebine atacak. İki dedi, Dünya Sağlık Örgütü'nün seçtiği çocuklara Dünya Sağlık Örgütü'nün istediği aşılar yapacaksınız. Veya Bill Gates'in istediği aşılar yapacaksınız. Kardeşim, Kenya hükümeti bundan birkaç yıl önce açıkladı. Kenya'da böyle bir aşı kampanyasında 14-49 yaş arasında 500 bin Kenyalı kadın kalıcı olarak kısırlaştı. Aşı kaçtı falan değilim. Klasik aşılar var. Ama şimdi Türk çocuğuna da insanlığa da sayısı 36 ile 72'ye kadar aşı dayatılıyor. Robert De Niro Vax diye bir aşı diye bir film yaptı. Adamın filmi. Robert De Niro'nun filmini hiçbir festivalde, film festivalinde göstermediler. Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz niye göstermiyorsunuz kardeşim? Ha, olay şu. Diyeceksiniz ki ya IMF nere? Dünya Sağlık Örgütü nere? Olay şu. İkisi de aynı merkez tarafından kontrol edilen sap politik, yarı politik kurumlar. Bunlar üzerinden insanlığı dönüştürmek istiyorlar. Ve şimdi genellikle Türkiye'de çok tartışılıyor ya çip takacağım. Hayır, artık çipin ötesinde var. MIT'den onayı alındı bile. Yeni kuantum mürekkep var. Zerk edecekler. Vücudumda robotlar dolaşacak. Kan, basıncını, falanı filanı. Londra'da 188 bin poundunuz var ise, sterliniz varsa bir klinik var. Los Angeles ve New York'ta da var. Sol tarafta genetik mühendisler, kan, idrar, dışkı. Sağ tarafta tıp mühendisleri. Ortaya uzanıyorsunuz. Tıpkı servise gidiyorsunuz. Arabayı direksiyonun altından çekip bir bilgisayara kabloyla bağlıyorlar ya. Tık 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 tık. Şu parçalar değişecek.
Angelina Jolie'ye dediler ki %77 meme kanseri olabilirsin. Kadın gitti memelerini aldırdı. Ve CRISPR-9 dedikleri, tanrı geni dedikleri bir gen var. Teknoloji var. Onun üzerinde de bir çalışma var ama bu son derece model. Siz istediğiniz modelde, tipte, güçte çocuk vesaire ya sahip olmak için müdahale. 1978 Washington mutabakatıyla kapitalizmin insanlığa dayattığı en büyük zalimlik ekonomik adaletsizlik ve eşitsizlikti. Koronavirüs ile başlayan bu süreçte insanlık artık biyolojik eşitsizliğe doğru gidiyor. İnsanlık şu anda koronavirüs elbette maske, mesafe, temizlik. Niye hijyen derler onu da anlamam. Türkçesi bunun var ki kardeşim. Maske, mesafe, temizlik. Şimdi buna uyacağız. Ama koronavirüs de esas yapılmak istenen öldürmek falan değil birinci maksat. Elbette insanlar ölüyor. 1 milyon insan öldü. Ama bu kadar insan her sene gripten de ölüyor dünyada. Ama esas yapmak istedikleri bugün etrafınıza bir bakın lütfen. Nöropsikolojik çöküntü var toplumda. Bireyler çöküyor. Esas yıkım ekonomik ve sosyal olacak. Ve bugün baktığımızda hiçbir ülke, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yaptı, devletimiz de yaptı. Mart'ın ortasından Haziran başına kadar bir kısım efendim işletmeleri, faaliyetleri durdurdu. Ama küresel oligarkların istediği bu zaten. Buna hiçbir ülke dayanamaz. Şu anda ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1 Ocak 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki dolaşımdaki para 700 milyar Türk lirasıydı. Bugün Eylül itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde dolaşan para 1 trilyon 225 milyar TL. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bunun anlamı sistem çalışmayınca karşılıksız para basarsınız. Karşılıksız para basmak demek enflasyonu patlatmak demektir. Onun için Kasım'dan sonra bütün dünyada ve Türkiye'de yeni bir enflasyon dalgası geliyor. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iktidarı, muhalefeti, askeri, sivili el birliğiyle bu badireyi, çünkü bu iş bir 10 yıllık süreç. Yani çözüm öyle kısa vadede faizler, Merkez Bankası'nın faizi falan. Hayır. Zaten o isteniyor. O zaten bakın. Türkiye'de 1854'ten beri bir lobi vardır. Yüksek faiz, düşük kur lobisi. Ama biz son 2 yıldır maliye politikalarında çok ciddi hatalar yaptık. Çünkü biz kuru baskılamak için aşağı yukarı kamu bankalarının elindeki 100 milyar doları harcadık. Şimdi elbette faiz, Keynes de Müslüman olmadığı halde faize karşıdır. Elbette ben de karşıyım ama önce şartlarınızı uygun hale getirirsiniz. Nedir? Türkiye'nin rezervleri, 500 milyar dolar rezervi vardır. Faiz istediğiniz gibi oynarsınız. Ama Türkiye'nin bugün baktığınızda neden mesela tutmadı? Geçen hafta biliyorsunuz faizi 200 evet. bas puan politik faizi arttırdı evet. Merkez Bankası. Doğru yaptı. Bakın doğru yaptı. Ama siz... Kısa süreli bir alevi indirdi ama tutmadı. Ama neden tutmuyor? Siz tıraşlanmış enflasyonu, tıraşlanmış. Şimdi devletin açıkladığı enflasyonla piyasadaki enflasyon arasında dağlar kadar fark var. Şimdi burada kimse alınmasın. Bu şimdi benim bu söylediklerim bir dost ikazı. Bakınız maliye politikaları, ekonomi politikaları sopayla olmaz. İkna ile ve güvenli olur. Ve bugün biz maalesef toplumsal anlamda bu güveni sarsmış vaziyetteyiz. Politik anlamda. İşte bunun için siz enflasyonu 11.5 açıklarsanız efendim şu anda 2 puanla 10.25'e faizi getirirseniz adam getirip size parayı niye yatırsın ki? Çünkü adam zaten parayı getirdiğinde yılın sonunda para eriyecek parası. Güven duymuyor dış yatırımcıda. Onun için şimdi benim her zaman yaklaşık 2 yıldır söylediğim bir şey var. Türkiye iktidarıyla, muhalefetiyle. Bu vatan bizim. Yani durup da şimdi sen bunu yapmıştın, ben bunu yapmıştım, sen şunu söylemiştin, ben bunu bir kenara bırakalım. Biraz önce tweetimi okudunuz. Türkiye köşeye sıkıştırılıyor. Türkiye bu şeytani aklın Armageddon savaşı için ki bu savaş Tevrat ve Kabala kökenlidir. Bu savaş İncil'lerden bizim
şeyde Efes'te bazilikası olan Yuhanna var ya, Yuhanna, onun esinlenme kitabı vardır. Vahiy kitabı vardır. Şimdi bunları bilmeden Batı'yı anlamak mümkün değildir. O zaman biz birbirimizin hatalarını hoş göreceğiz. Hatayı yapanlar da iktidarıyla muhalefette. Kardeşim biz bu hatayı yaptık diyecekler. Çıkacaklar Türk milletine, doğruyu anlatacaklar ve kol kola gireceğiz. Birbirimizi ötekileştirmeden gireceğiz. Aksi takdirde yeni Sevirler, işte Sevilla diye bir puşt harita dayattılar burnumuza. Sevilla diye. Tabirimi mazur görün. Ahlaksız. Ya sen kimsin kardeşim ya? Ama ne Yunanistan ne Ermenistan. Çünkü her ikisi de tarihten, bakınız, biyolojinin, kimyanın, efendim fiziğin laboratuvarı vardır. Mühendisliğin, tıbbiyenin laboratuvarı da vardır. Numuneyi, preparatı verirsiniz, test sonuçlarına bakarsınız. Ama ekonominin, sosyal olayların, siyasetin laboratuvarı tarihtir. Tarihe dönüp baktığımızda nasıl Yunanistan'ın, nasıl Ermeni palikaryaların Müslüman Türk milleti için kullanıldığını, nasıl kullanıldığını görüyoruz. Sonra dönüyorlar bizi, 1915'te hızlarını alamadılar. Önce 600 binden başladılar, işte şu 1,5 milyona çıkardı falan filan filan. Ermenileri kestiğimizi. Tabii bir Orhan Pamuk diye bir yazar eskisi var. O da diyor ya, biz işte şu kadar Ermeni'yi kestik, bu kadar Kürtleri. Vallahi biz kesmedik ama Orhan Pamuk'un dedesi sülalesi kestiyse bilmiyorum. İşte bu noktada şunu söyleyeyim. Adamlar yeniden Yunan palikaryasını Ermeni çetelerini tedavüle. Adam PKK, YPG'yi Dağlık Karabağ'a getiriyor. Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan, Can Azerbaycan'a yapılan, oradaki Azerbaycan Türklerine yapılan saldırı Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti test ediliyor burada. Niye test ediliyor? Dedaaç'ta Yunan tank birlikleriyle Amerikan tank birlikleri tatbikat yapıyor. Libya'da karşımıza Putin çıkıyor. Efendim işte diğer o Macron çıkıyor. Macron ve Mitsotakis Rothschild ailesinin finosudur. Bunu ben söylemiyorum. Fransız arkadaşlarım söylüyor. Selanikli Yunanlı arkadaşım söylüyor. Tabir onlara ait, bana ait değil. Çünkü Macron'un nasıl geldiğini görüyorsunuz zaten. Çünkü Doğu Akdeniz'deki kavganın temelinde bir tarafta Amerikan milliyetçilerinin olduğu, başını Pentagon'un ağırlıkla çektiği, bir de diğer ulusalcı kesimin çektiği, karşıda küreselci ise City of London, İngiltere'deki City of London, İsrail, Şangay'ın çektiği bir küreselci yapı var. Tabii Rothschild'ler bu City of London'da öne çıkıyor, bankerlik olamak, bir sürü banker var. Bunlarla Amerikan ulus devleti arasında müthiş bir kavga var. Öldürmeler var, şeyler var, zaman kalırsa anlatırım. İşte bu yapı içinde dünya yeniden kuruluyor. Dünya durduk yere, sevgili kardeşim, Ferit kardeşim, hadi dünyayı değiştirelim dediniz de kimse yanaşmadı. Ama bugün dünya Rand Corporation, CIA'nin think tank kuruluşu, akıl kuruluşu. Onun bir raporu var. Şişedeki akrep. Şişedeki akrep teorisi şudur. Eğer ben köy çocuğuyum, Antalya Serikli'yim, kardeşim de Almanca öğretmeni, şimdi Alanya'da o bir kısım böyle deneyleri yapardı. Rahmetli babamız bir milli güreşçi, yağlı güreşçi, Yörük Bey'i. O anlatırdı bize. Kardeşim bir gün bir teneke kutuya iki tane akrep bulmuş, koymuş. Akrebin biri o köşede, biri o köşede. Herkes gardını almış ama. İşte Rand Corporation'ın şişedeki akrep teorisi bu. Nükleer dengesizlik dengesi. Çünkü akrep şudur. Birine A akrebi diyelim, birine B akrebi diyelim. A akrebi B akrebine vurduğunda B akrebi hemen ölmez. Can havliyle A akrebini o da vurur. Sonuç, ikisi de ölür. Oo. İşte şişedeki akrep Rand Corporation'ın teorisi budur. Ve bugün... Hayır, bizim şu anda komşularımızla olan bu gerginliğimizin altında böyle bir oyun mu var? Bu en son kullanılabilecek bir oyun. Ama bu
her iki tarafı da öldürebileceği için koronavirüs üzerinden gidiyorlar. He. Covid-19 üzerinden gidiyorlar. Buradan bastırdıkça bastırıyorlar. 1982'den beri bu virüs üzerine çalışmalar var. Roma kulübünden beri ama bu sahadaki, hastanelerdeki hemşirelerimiz, sağlık personelimiz, hekimlerimiz, Allah razı olsun onlardan, büyük canla başla, fedakarlıkla bu ülkede insanımızı kurtarmak için gerekeni yapıyor ama televizyon ekranlarında bazı da bir iki sefer beni bile kızdırdılar. Artist şeyler var, akademisyenler var, artist, tıp akademisyenleri. Adamın dünyadan haberi yok ya. Adam reçete yazmakla dünya politikasını yönettiğini zannediyor. Bu başka bir şey.